Kahve. Familyası, kök boyası giller, Latince, Rubiaceae. Türkiye'de yetiştiği yerler, tabii olarak yetişmez. Kültürü yer yer yapılır. Vatanı Afrika olan fakat bugün tropikal bölgelerde yetiştirilen küçük boylu ağaç ve ağaççıklar. Kışın yapraklarını dökmez, çiçekleri beyaz, meyveleri 1-2 tohumlu olup kırmızıdır. Yabani olarak yetişen kahve ağaçlarının boyları 5-7 metre olduğu halde kültür olarak yetiştirilenlerin boyları 2-3 metreyi geçmez. Kahve ağaçlarının en iyisi Arabistan'da yetişenidir. Kahve, insanlar tarafından ilk olarak Habeşistan'da 3. yüzyılda yetiştirilmeye ve kullanılmaya başlanmıştır. 18. yüzyılda Mekke'ye hacca giden Habeşistanlılar, kahveyi Arabistan'a ve bütün Müslüman alemine tanıtmışlardır. Böylece Müslümanlar tarafından bilinen ve kullanılan kahve, Osmanlılar zamanında Avrupa'da görevli elçiler yoluyla önce Venedik, İngiltere, Fransa'ya daha sonra da bütün Batı devletlerine tanıtılmıştır. Kahve, en çok Habeşistan, Libya, Brezilya, Meksika, Hindistan, Arabistan ve Orta Amerika'da yetiştirilir. Kullanıldığı yerler, kahve çekirdeklerinin kavrulup dövülmesinden ve sıcak suyla kaynatılmasından meydana gelen içecek kahve olarak bilinir. Kahvenin bileşiminde en önemli olarak kafein alkaloidi vardır. Kafeinin az miktarının damarları genişletmek suretiyle uyarıcı etkisi vardır, kalbi kuvvetlendirir, sindirimi kolaylaştırır, böbrek damarlarını genişleterek idrarı çoğaltır, solunumu hızlandırır. Kanı beyne çekerek, beynin faaliyetini arttırır ve narkotiklerle zehirlenmelere karşı kullanılır. Fazla miktarda alındığında uyarıcı etki fazlalaşır, kalbin çarpıntısını arttırır, kulakların uğuldamasına sebep olur. Çok fazla alınırsa ölümle sonuçlanır. Kahvede az miktarda protein, yağ ve sakkaroz bulunur. Kahve, ya çekirdek olarak veya çekilmiş olarak, kavrulup öğütülmüş olarak satılır. Kavrulup öğütülmüş kahve çabuk bayatladığından, daha çok çekirdek kahve tercih edilir. Dünyada en çok kahve üreten ülkeler şunlardır: Brezilya, Kolombiya, Venezuela, Meksika, Orta Amerika, Arabistan, Habeşistan, Kenya, Hindistan, Endonezya, Hawaii, Filipinler. Kahve dünyada 23'ten fazla ülkede üretilmektedir. Son zamanlarda Türkiye'nin güney kısmında Antalya bölgesinde de kahve üretimi denemeleri yapılmaktadır. Araştırmalara göre dünyada toplam olarak 1979 yılında 4.936.000 ton, 1980 yılında 4.702.000 ton kahve üretilmiştir. Kahvenin içimi, kahvenin içecek olarak hazırlanmasında her memleketin kendine göre usulleri vardır. Memleketimizde, Türk kahvesi veya Alaturka kahve diye meşhur olan kahve şöyle hazırlanır. Taze olarak kavrulmuş ve çekilmiş kahve kullanılır. Türk kahvesinde en önemli özellik bol köpüklü olması ve cezvelerde pişirilmesidir. Cezveye önce kahve ve isteğe göre az orta şekerli şeker konulur. Sonra soğuk su ilave edilir, iyice karıştırılıp kaynatılır, köpüğü taşmadan fincanlara servisi yapılır. Alafranga veya memleketimizde Nescafe olarak bilinen kahveler ise bir takım işlemlerden geçirilir. İri veya ince çekilmiş kahve tanelerinin üzerinden kaynar su geçirilir. Sonradan içerisine süt, krema gibi bazı maddeler ilave edilir. Suyu uçurulur. Ticarette kavanozlar içerisinde toz olarak piyasaya sevk edilir. İçilirken de üzerine sıcak su, süt, şeker ilave edilerek içilebilir. Kahve ihtiyaçtan fazla alınırsa insanda uykusuzluk, çarpıntı, aşırı derecede sinirlilik meydana getirir.